Görselliğin ve sanatın merkezi İçel TV'den hepinize iyi günler değerli izleyiciler. Akdeniz'den dalga dalga özel programımızdan hepinize merhabalar. İçel TV ve İçel FM'de yayınlanmakta olan programımızın bugünkü konuğu Mersin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nur Seren Tor. Sayın hocama hoş geldiniz diyorum. Nur Seren Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Yurt dışında çok değişik etkinliklerde yer alan bir öğretim üyesi olarak aslında ilk defa programıma konuk oluyorsunuz. Ne zamandan beri böyle bir programda sizi konuk etmek istiyordum ama artık birikimli, donanımlı olarak şu an konuğumsunuz. Dolayısıyla da benim programımda olmanızdan çok mutluluk duyuyorum. Onu hemen belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Nur Seren Hocam, şimdi sizin hem öğrencilerle ilgili fakülte bünyesinde yapmış olduğunuz çalışmalar var. Onun dışında da öğrencilerinizle birlikte bazen diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da hem ilimizde, hem bölgemizde, hem ülkemizde, hem de dünya düzeyinde etkinlikler yapmaktasınız, çalışmalar yapmaktasınız. Arzu ederseniz sizi tanıyan öğrencilerinizin ve hemşehrilerimizin dışında şu an sizi izlemekte olan, bütün dünyada izlemekte olan takipçilerimiz var. Kısaca Profesör Doktor Nur Seren Tor'u aslında tanıtmak isterim. Profesör Doktor Nur Seren Tor kısaca kimdir? İzleyicilerimize nasıl kendini tanıtır diye sorarsam nasıl tanıtırsınız acaba? Aslen Mersinliyim. Burada orta ve lise eğitimi bitirdikten sonra tek hedefim vardı ressam olmak. Bu bağlamda da kendimi yetiştirdim ve eski adıyla Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim fakültesiydi o zaman. Daha sonra 83'lerden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü oldu. 87 yılında oradan mezun oldum. Bir süre Mimar Sinan Üniversitesi'nde, bir süre de Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İşi Eğitimi bölümü yeni kuruluyordu. Orada çalıştım. Daha sonra da yurt dışına gittim. Yurt dışında Berlin'de, Berlin Sanat Üniversitesi'nde Deutsche Akademische Austauschdings, bu Berlin Sanat Üniversitesi'nde bursun dışında öğrenciliğime devam ettim. Bunun dışında tabii sanatsal etkinliklerime devam ettim. Sergiler zaten tek yaptığım şeydi ve resim yapmak. Bu arada bir de aldığım bursun çok da yeterli olmayışı bir takım işlere beni sürükledi. Bu da Paul Dormenschule Berlin'de bir sanat eğitmeni olarak ve engelli demeyeyim de sorunlu çocukların bulunduğu okulda ve belediyeye ait bir kuruluşta çalışmalarda bulundum. Bir tür sanat terapisi diyelim, bu tür çalışmalara sürdürdüm. Bir 10 yıl kadar orada yaşadıktan sonra Mersin Üniversitesi'nin teklifi üzerine buraya geldim. Burada da öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Şimdi bütün aldığım eğitim ve tecrübelerim doğrultusunda bir takım etkinlikleri kentte yapmaya çalıştım. Bizim bölümümüz zaten sanatçı yetiştiren, ressam yetiştiren bir bölüm. Bu arada tabii hep kafamızı karıştıran bir şey var. Yani sanat nedir? Sanat ne işe yarar? Sanatın işte bir takım faydalarından yararlanarak Mersin Kapalı Cezaevinde bir çalışma yaptım. Halihazırda devam ediyor bu çalışma. Para ödedip bir maddi sıkıntılarımızı atlattıkça ara ara çalışmaya devam ediyoruz. Orada suça itilmiş çocuklarla birkaç dönem çalışmalar yaptık. Bu çocukların tabii topluma kazandırılmaları çok önemli. Yaşadıkları bir travma var. Travmanın yanında adi suçlara itilmişlik durumları var.
O yüzden o çocuklar kentte kalmak istemiyorlar. Yani büyük bir kesimi yeniden suç işleyerek cezaevine giriyorlar. Bu çocuklarla böyle iyi şeyleri düşünmek, aslında zaten iyi şeyler düşünüyorlar da çevrede böyle bir şey var, bir organizasyon var onları içine çeken ve kötülüğe sürükleyen. Bu çocuklarla gerçekten çok güzel çalışmalar oluyor, oldu. Şimdi bir de yeni bir proje Amatem'le başladık. Amatem'de de biliyorsunuz yine bu cezaevi bağlantısının diğer dalı diyelim, alkol ve madde bağımlıları ile. Burada tabii yaş gençler ve biraz gençler üstü yetişkinlerin bulunduğu, tedavi gördükleri alan. Orada da bir duvar çalışması etkinliğine başladık. Şimdi ön çalışmaları yapıyoruz. Herkesi kendi dünyasına şöyle bir sokup, evet siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunlar yetenekli olan insanlar olmayabilir ama arada hakikaten çizmeyi ve yazmayı bilen arkadaşlarla da karşılaştık. Onları biraz böyle teşvik etmek, yeni bir dünyaya sürüklemek istiyorum. Bu da iyi başladı. Onun dışında ne yapıyoruz? İşte kentimizde galeri yok, müze yok. Birkaç tane hani İçer Sanat Kulübü ve Ticaret Sanayi Odası'nın bize sunduğu alanlığın dışında bir şey yok. Bize kalan yerde sokaklar. Ben de hep bunu diyorum, ait olduğumuz yere nihayet döndük. Bu bağlamda da tabii Osman Bey'i, Osman Sirkeci'yi sevgiyle anıyorum. Kendisi Malta'da misafir profesör olarak çalışıyordu. Biz Malta'da tanıştık. Bir kongreye katılmıştım ben, çok tesadüf. Onunla bu sokak anlamı nedir, sokakta neler vardır birazcık beni teşvik etti. Ondan evvel biz Plastik Sanatlar Topluluğu olarak yürüyen sergi, sanat yolu gibi etkinlikler yapmıştık. Burada tabii insanları sanatla buluşturmaktı. Hani birazcık onlar da bir renge dokunsun, bir boyaya dokunsun. Bu çok da kolay bir şey değil ama nedir? Yani birazcık boyayı koklasınlar istemiştik ve o da çok başarılı geçmişti. Ama şunu görüyorum, bir iz bırakmak için gençlerimiz daha çok yazmak istiyorlar. O sana sokağında bunu görmüştük. Herkes bir slogan yazmaya başlamıştı. Ama bu çalışmalarla işte bir takım çalıştaylar, açık atölyeler ya da şeyi de unutuyoruz burada. İşte sanatın da alıp satılabilir bir şey olduğunu da çok bilmiyor. Kimse orijinal bir resim alıp duvarına asmak istemiyor. Böyle bir şeyi çok da aklına getirmiyor bu kentli. Ha, getirenler çok az. Evet, satın alabiliyor. Biz bir Güzel Sanatlar Fakültesi kurmuşuz ve sanatçı yetiştiriyoruz. Demin dediğim gibi bu sanatçılara sunulmuş bir istihdam kentimizde maalesef yok. İstihdam dediğim nedir? Onların bir takım atölyelerde barınmalarını sağlamak, eser üretmelerini sağlamak ya da iş alanları açmak, işte bir galeri açıp orada bu arkadaşlarımızın sergi açmalarını sağlamak, işte sanat fuarları, dünya sanat fuarı, bu Akdeniz oyunlarında ben kültür sanat direktörlüğü yapmıştım. O zaman düşünmüştük, işte Akdeniz ülkelerinden belli başlı galerileri de buraya çağırarak bir sanat fuarı yapalım. Çünkü Mersin coğrafik olarak çok ilginç bir yerde. Yani bir tarafta Batı gibi, bir tarafta Doğu gibi, bir tarafta Arap gibi falan. Yani çok çok kültürlü bir kent aslında bu karışımdan oluşan. Öyle olunca bunu bir avantaja dönüştürüp sanatı araç olarak kullanıp bu tür etkinlikleri çoğaltmak lazım. Ve bu kentli buna aç, bu kentli bunu özlüyor. Şimdi sokak sanatı dedik. Ben bu sokak ekonomisi platformu içinde biraz sanatı temsilen girdim. Çok yönlü bir çalışma. Ha, bir eseri orada yapıp, üretip, satmak. İkincisi bir takım tasarımlarda bulunmak. İşte sokak ekonomisinde işportacılara sunulabilecek özel araçlar yapıp, tasarlayıp sunmak.
kent estetiğine biraz dokunmak. Bu bağlamda biz çok yönlü çalışabiliyoruz. Öyle olunca da dediğim gibi resmi, heykeli, seramik, tekstil bu tür alanlarda biz temsilci olarak doğrudan sokağa girebiliyoruz. Hocam çok güzel özetlediniz. Hem kendinizle ilgili bilgiler verdiniz. Hem bu çalışmaların izlenmesi gereken yolu sizin hayatınızdan öğrenmiş olduk. Yurt dışındaki başarılarınız, katkılarınız, katılımlarınız, sergilerinizle birlikte Mersin Üniversitesi'ne dönmeniz ve şu an ilimizde olmanızdan kaynaklanan kariyerinizle de diğer çalışmalara ulaşma, orada bulunma ve temsiliyet konusunda da görev alma aşamasındasınız. Ve bu çok önemli değerlendirmeden sonra aslında sizinle şöyle bir soruyla sohbetimizi biraz geliştirmek istiyorum. Şimdi hayatın her alanında halkımızın yaşayanlar olarak, çalışanlar olarak onlara değişik fikirlerle hitap edenler vardır. Evet. Bunların bir kısmı sanatçılardır, bir kısmı siyasetçilerdir, bir kısmı da bunların hem sanat boyutunu hem siyasi boyutunun dışında ikisini birlikte kullanan bilimsel çalışma yapan fakülteler ve sanatçılardır. Yani şunu demek istiyorum. Siyasetçi vaatlerde bulunur. Siyasi temsiller için, siyasi başarılar için onları uygulamaya sokar ve seçmenin karşısına çıkar. Sanatçılar ise tamamen duygularla halkın, yaşamın birikimlerinden kaynaklanan ürünlerini sergiler ve onları da kullanıcıya, okuyucuya, görücüye sunar. Onlar da oradan etkilenir. Ama sizin durumunuz çok farklı. Siz hem siyasetler üstüsünüz, hem sanatçı olarak da sanatçısınız ama bir de bir özelliğiniz daha var, bilim adamısınız. Yani sonuçta bir fakültede öğrenci yetiştirmektesiniz. Onun için istatistiklere, belgelere, gerçeklere ve hem siyasilerin hem de diğer alanlardaki sonuçların da değerlendirmelerinden yola çıkarak toplumun dönüşmesine, sanatsal boyuttan dönüşmesine katkı sağlıyorsunuz. İşte Sokak Ekonomisi platformunda yer almanızın temeli bu. O bir taraftan cezaevinde çocukların ıslah edilmesi, sanata kazandırılmasının temelinde bu var. Bunun dışında da görsel anlamda sokaklardaki sokak sanatçılarının kendi ifade etmeleri anlamında da bu var. Bütün bunlardan yola çıkarak siz profesör, doktor, bilim adamı olarak bir sanatçı olarak da bundan öyle Türkiye'de yapılması gereken çalışmaları bu boyuttan nasıl değerlendirmek istersiniz? Yani Türkiye hak ettiği yerde bu konuda bir çalışma yapıyor mu? Sizin bu alandaki önerileriniz, tavsiyeleriniz ne olabilir? Ben bir Mersinli olarak, tabii doğma büyüme bir Mersinli olarak şunu gördüm. Ben çok küçük yaştaydım. Yani ressamlık nedir? Bununla karşılaştığımda hep resim yapmak istediğimi söylemiştim. Ve hedefime de ulaştım. Ha, ne kadar bağımsız bir ressam olarak çalışıyorum. Ekmek parası kazanmak için ne yapıyorum? Bir öğretim üyeliğine giriyorum. Ha, ben eğitimci olmak istemiş miydim baştan? Asla eğitimci olmak istemiyordum. Daha çok resim yapmak istiyordum. Fakat şöyle bir gerçek var ki sanatçı olarak çok sayıları az olan, kendi eserleri üzerinden para kazanan sanatçılar çok az. Öyle olunca ben yine de şanslıydım. Bir ekmek parası kazanmak için bir akademiye girebildim. Yani akademik ortama girebildim. Üniversite bu bağlamda önemliydi benim için. Şimdi bizim gençlerimize baktığımız zaman benim gibi ressam olmak isteyen çok fazla çocuk var. Bize başvuruyorlar, yetenek sınavına girecekler, işte neler lazım, o kadar çoklar ki. Yani bütün Türkiye çapında bu çok. Bu aslında güzel bir avantaj ülkem için. Demek ki neymiş? Sanatçı olmak isteyen genç sayısı çok fazla. Peki bunların sınavı kazanıyorlar, bize geliyorlar ve 4 yıl ya da 5 yıl yüksek lisans da yaparak 6 yıl, 7 yıl bizim yanımızda bulunuyorlar. Daha sonra ne olacak?
öğretim üyesi olmak istiyor çoğu çocuk. Yani onlara örnek model olmuş oluyoruz bir yerde. Şimdi öğretim üyesi olmak da bir yere kadar çözüm. Peki sonra ne olacak? Onlar da sanatçı yetiştirecek. Onların yetiştirdiği sanatçılar da mı hep öğretim üyesi olacak? Asıl yetişmiş olan sanatçılar ne olacak? Bu bağlamda yetkililerin belki biraz oturup düşünmesi lazım. Biz bunlara ne kadar bir oturum alanı oluşturabiliyoruz, çalışma alanı, istihdam alanı sağlayabiliyoruz. Bu konularda çok da fazla düşünce sarf edilmiyor. Belki güvenmek lazım birazcık sanatçı adaylarına. Çok farklı yerde görüyorlar bizleri. Sanatçıyı da ulaşılmaz bir yerde görüyorlar. Sanatı da hiç ellerini değmek bile istemiyor. Yani o kadar uzak ki aslında değil. Aslında içlerindeyiz. Yani herkesin bir estetik algısı var. Herkesin bir görsel terbiyesi var. Bu bağlamda bizi sık sık hatırlamaları gerekirken hatırlanamıyoruz. Bu da biraz kültürel bir mesele. Entelektüel tutumun daha açık olması lazım. Aslında korkunç değiliz biz. Korkunç varlıklar da değiliz. Tam tersine işte dediğim gibi biz nerelere dokunabiliriz? Kent estetiğine dokunabiliyoruz. Ondan sonra sokaktaki etkinliklere dokunabiliyoruz. Evlerin içine dokunabiliyoruz. Evlerin dışına dokunabiliyoruz. Yani benim öğrencim Nazife Hazar biliyorsunuz Akbelen'de evlerin dışını boyuyor. Evet. Yani bu orada deniyor ki bir de bu toplum işte o taraflarda, o mahallede sanattan anlamaz. Sanattan anlayan toplum, anlamayan toplum diye ikiye bölünmüş. Ben diyor sanatçıysam sanattan anlayanların yanında bulunurum. Hayır, orada da bulun. Ama sanattan anlamayan insanın suçu ne? Bir sanat ayağına götürmemiz lazım. Hani bize sunulan bir müze, galeri yok madem, biz de sanattan anlamayan dedikleri öyle mahalleler var ki o mahallelere girmemiz gerekiyor. Girmek istiyorum ben. Onlarla karşılaşmak istiyorum. Yani oralarda bienaller yapmak istiyorum. Ve Türkiye'de de bunların örneği var. İşte bir takım kentlerde bienaller yapıldı. Hiç polisin bile giremediği yere sanat girdi. Ne oldu? Onlar sanata sahip çıktılar. Beraber yaptık. Onlar da buna sahip çıktılar. Kimse onlara dokunamıyordu. Bizim toplumumuz çok duygusal bir toplum. Sanat da bunun için, onlar için ulaşılır bir şey. Bunu yapmak lazım. Yani kendi içinde çeşitlendirdiğimizde müziktir, drama, tiyatro, resim, heykel çok rahatlıkla yapılabilir. Burada ayrım kayrım yapmamak lazım. Çünkü Mersin bunu istiyor. Mersin bunu istiyor. Evet. Hocam gerçekten Mersin bunu istiyor. Şimdi Mersin'in coğrafi yapısını, tarihi durumunu, iklim koşullarını ve sosyal yapısını en iyi bilenlerden bir tanesi sizsiniz. Çünkü Mersinli olmanızdan kaynaklanan bir durum var. Bir sanatçısınız, bir bilim adamısınız, yurt dışını çok iyi bilen, bu konuda kafa yoran bir insansınız. Mersin'in bu yapılarını, bu anlattığım özelliklerini ve yapılarını göz önünde bulundurarak da çalışmalar da başlattınız evet. Aslında. Arzu ederseniz bu çalışmalara da bir taraftan girerken bir taraftan da bunun sebeplerini ve sonuçlarını da değerlendirerek önümüzdeki günler için işleyeceğimiz konuları da belirlemiş olalım. Evet. Şimdi Mersin'in bugünkü bu yapısı, bu özelliklerinden kaynaklanan bazı çalışmalar başlattınız ve çalışma yapmak istediğiniz alanlar da var. Şimdiye kadar Mersin'in bu yapısını göz önünde bulundurarak cezaevindeki çocukların eğitimi, Ahmet Han'la ilgili çalışmalar, sosyal anlamdaki projeler ve onların topluma kazandırılması için çalışmalar yaptınız. Bir de sokak çalışmaları başlattınız. Kuşumato Sokağı'nda sanıyorum önemli bir etkinliğiniz oldu. Sokak sanatçılarıyla ilgili bir etkinliğiniz oldu. Daha sonra da Uray Caddesi'nde bazı çalışmalarınız oldu ve bayağı da ilgi gördü bunlar. Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Tabii ki ilk bu Narenciye Festivali'nde bir yürüyen sergi yaptık. Evet. İsmail Bey beni aradığında işte biz ne yapabiliriz? Her şey organize edilmiş. Bize yazı geldi. Dedim bu yazıda biz ne yapacağız? Bizden beklenilen şey nedir? Sonra da birden aklıma geldi. Tamam biz o zaman elimizdeki arşivi o kortej yürüyüşünde yürütmek.
Çok da keyifli oldu. 30'un üstünde büyük resimler, evet. 2 metre 3 metre boyutlarında resimleri yürüttük. Yani burada görmek isteyen zaten görüyor ve çok mutlu oluyor. Bunun çok üzerine güzel çok etkinlikti. Çok, evet, çok tebrik edildik. Şimdi ikinci büyük çalışma da Uray Caddesi'ndeki etkinlikti. Uray Caddesi biliyorsunuz eski Mersin'in bir ticari kalbinin attığı yer. Evet. Ve çok güzel tarihi binalar var. 1876 yılında. Evet. Çok büyük yıkılmak üzere olan binalar var. Kimi yakılmış, öteki yakılmış, öteki yıkılmış. İşte narkotik olayların böyle çok fazla olduğu alanlar. Ki orası güvenlik bölgesi olarak tanımlanıyor. Ama buna rağmen madde bağımlısı insanlarla karşılaştık. O yıkıntı binanın arkasında öyle ocaklanmışlar. Orada mutsuz bir sürü genç kararmış suratlarla bize baktılar. Şimdi sağlıklı bir toplum yaratmak istiyorsak zaman zaman böyle bir bakmamız lazım. Bu insanlar nereye gidiyor? Nasıl olmalı? Siz anlatık hocam lütfen sözünüzü unutmayın. Bu ara Uray Caddesi ile ilgili bir görselimiz vardı galiba. Yönetmen arkadaşım bulursa evet, siz anlatırken onu gösterebilir. Evet, bir afişimiz evet. vardı. Bütün orada çok amaçlı bir şeydi aslında. Neydi? O tarihi binalara dikkat çekmek. Tarihi binaların kültür sanat alanları olarak kullanılmasını sağlamak. Çünkü kendi başına zaten bir eser ve içinde de bize yakışır. Yani o gidip başka bir ticarethanenin içinde açılması çünkü çok azlar. Çok az bina kaldı. Çok az antik bina kaldı Türkiye Mersin'de. Öyle olunca biz de sanatla dikkat çekmek istedik. Ne yaptınız ve, hocam? Ve sergiler açtık. Mapping video yaptık. Bir tane Fransız sanatçının yaptığı bir eski binanın içine gece yansıtıldı. O çok keyifli bir şeydi. O da çok duygusal bir şekilde böyle bir Mersin'e teşekkür etme babında o çalışmayı yapmıştı. Florian Wirli. O çalışmayı da kısa bir video çalışması. Ayça'nın portresini çalışmıştı. Onun dışında yine sokak ekonomisi dedik ya, hediyelik eşya satanlar, sonra açık atölyeler kurduk. Açık atölyelerde de amatör ve profesyonel bir takım sanatçıları bir araya getirdik. Onlar bir takım objeler ürettiler, sanat mapping videolar, demin dediğim gibi performans yaptı seramikten mezun bir arkadaşımız. Genç sanatçılara sağlanmış çok güzel bir olanaktı Uray Caddesi. Sonra Tütüner Konağı'nın altında otopark var. Otoparkta büyük bir sergi açıldı. Şu an görseller hocam yayınlanmaya başladı. Ekrana evet, geldi. Bu çalışma çok da keyifliydi. Florian Wirli'nin Tütüner Konağı'nın altındaki otoparktan bahsettim. Orada büyük resimler sergilendi. Sonra esnaflarla, bazı esnaflar o gün tatil olmasına rağmen açtılar. Orada meyve suyu satıcılar var. Sonra lokantacılar vardı. Onlar açtılar. Sonra Asakan biliyorsunuz yıkılmış. Her nedenle yıkıldıysa izinsiz yıkıldığı söyleniyor. Daha sonra projelendirilmiş ama yanlış bir projelendirme söz konusu olduğu için yapımına izin verilmemiş. Orada bir çalışma yapıldı. O da çok keyifliydi. Yine Ayça'nın bir çalışmasıydı. Bazı arkadaşlarımızın sunumları vardı. Yine panel yapıldı o sabah açılışta. Panelde de konu Uray'dı. Uray ve sanat. Uray ve kentin genel dokusu. Bizim arkadaşlarımızdan yine birinin çalışması orada sunuldu. Hocam. Defile yapıldı. Ben evet. Birden gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Evet. Defile de tekstil bölümünde çok genç arkadaşlarımızın hem modellik yapıp hem modayla uğraşan arkadaşlarımızın Toros Üniversitesi biliyorsunuz Uray Caddesi'ne taşındı. Bir kampüsü var. Evet. Orada çok şık bir defile yapıldı.
Çok da keyifliydi. Evet. Hocam, şimdi bu anlattıklarınız Mersin'de ilk defa denenen ve ilk defa küçük çapta da olsa uluslararası katılım sağlayan bir adım oldu. Bu adımlar değerlendirildiğinde ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda olumluysa önümüzdeki yıllarda daha büyük oluşumların da önünü açmış olur. Şimdi ben kısaca önce Urhay Caddesi etkinliklerinde amacınız neydi? İki, bu amacınıza katkı sağlayanlar, kurumlar, kuruluşlar, kişiler, sivil toplum kuruluşları, medya ve sanatçıların tepkileri ve katkıları ne oldu? Ve bunların neticesinde amacınıza ulaştınız mı? Hedefleriniz nedir? Uray projesiyle ilgili. Evet, Uray'la ilgili hedef dediğim gibi bir iç göç var. Yani eski Mersin'den Pozcu'ya, Pozcu, Mezitli o taraflara doğru giden bir göç gerçekleşmiş. O tarafı boş kalmış. Tam da orada aslında gençliğin bulunması lazım. Yani tam kentin kalbi aslında hala hazırda orada atıyor. Diğer taraf neden çekici? Çünkü gençler eğlenmek istiyorlar. Gençler çünkü kalpleri 200-300 atıyor. Doğal olarak eğlenebileceği, birlikte sosyal alanlarda bulunabileceği yerleri seçiyor. Uray Caddesi'nde sosyal alan var mı? Yok. Otoparklar var. İşte bir takım resmi kurumlar var. İl Sağlık Müdürlüğü, jandarma, ondan sonra emniyet şeyi. Bankalar. Sonra ne var? İl Kültür Turizm Müdürlüğü var. Müdürlüğünün yanında işte restore edilmiş ama bir takım sanata kucak açmayı bekliyor. Bankalar var. Yine dediğim gibi otopark ve Azakan falan filan aşağı doğru iniyor. Burada gençler ne yapsın? Oturacak yer bile yok. Ne yapacak? Göçler Dairesi var. Orada nüfus kaymakamlık var, Akdeniz Kaymakamlığı. Zaten orada insanlar nereye oturacaklarını şaşırıyorlar. Jandarmanın önüne güvenlik duvarının üzerine biz resimler yaptık. O duvar meselesi bana Berlin duvarını hatırlatır. Böyle bir şey bölmek demek. Korumaya almak tamam anlayabiliyorum ama bir yerde de böyle dışarıya kendini kapatmak gibi. O Göçler Dairesi'ne gelen, ben sık sık gidiyorum hala resimler yerinde duruyor ama bakıyorum. İnsanlar oturuyorlar. O çok da hoşuma gidiyor. Demek ki duvar insanlara kucak açabiliyor. Hafiflemiş. Hafiflemiş. Kastı evet. Hafiflemiş. Yani biraz daha sosyalleşmiş. Eski, bir de mesajımız var. Yani eski Mersin'i koruyalım. Eski Mersin fotoğraflarından çalıştı arkadaşlarımız. Dört tane öğrencim orada çalışma yaptı. Daha sonra biz bunları hedeflemiştim zaten. Fazlasıyla geri dönüşüm oldu. Yani amacınız hocam aslında ulaştı. Evet, amacına ulaştı. Hatta amacından da öte bir şeye daha dikkati çektiniz daha doğrusu. Çünkü orası Mersin'in ilk oluşum merkeziydi. Evet. Ve 1886'da kurulduğunda belediye binaları da oradaydı. Bankalar oradaydı ve bütün dünyaya liman penceresinden hizmet veren en önemli caddelerden bir tanesi Uray Caddesi'ydi. Oradaki binalarının korumaya alınması, yaşama kazandırılması, ıssız ve sessiz olmaktan kurtarılması ve geliştirilerek ileride de turizm amaçlı ve sosyal yaşam amaçlı etkinliklerin düzenlenecek duruma getirilmesi, restore edilmesi ki bunlardan bir tanesi Toros Üniversitesi'nin oraya taşınması buna bir katkı sağladı. Evet. Diğer katkılar da bunu takip ederse gençler oraya da gidebilir. Bu sefer tarihini öğrenmek, tarihsel anlamda, mitolojik veya nostaljik anlamda yaşam ve etkinlikler için orada yer alabilirler. Mesajını da aslında ileride vermek istiyorsunuz. Evet, gelir bir bana. Örnek anlatacağım. Geç saat 12'ye kadar izinliydik o sokaktaki çalışmalarımızı göstermek için. Azakan içi, o inşaat içinde bir müzik, tekno müzikti ama çok da keyifli geçti. Şey fark ettim, bizim gençlerimiz var işte defileden arkadaşlarımız işleri bitince oraya geldiler, öğrencilerimiz vardı. Pozcu'dan birkaç grup öğrenciler vardı.
Ve şeyi fark ettik. Birden böyle doku değişmeye başladı. Oralarda oturan gençler gelmeye başladılar. Ha biraz tedirgin oldular onlar. Çünkü farklı sınıflardan gibi görünürken onlara uyum sağlamaya çalışan, dans eden çocuklar vardı. Bu aslında tam bir sonuçtu bana göre. Yani amacınızın ilk meyvesini aldınız. Oradaki insanları sokağa çıkardınız. Sokağa çıkarmakla da kalmadı. Evet, hareketlendirdiniz. Evet. Hareketle birlikte sizinle uyum sağlayan bir dokuya büründü. Beylerisi için ümit verdi diyorsunuz. Evet, sınıflar arası diyalogda çok güzel bir örnekti bana göre. Bunun üzerine biz hemen Hastane Caddesi için hep bir şeyler düşünüyordum ama... Hocam Hastane Caddesi'ne gireceğiz ama önce bütün bu çalışmalardan sonra sizi heyecanlandıran ve Mersin'de esasen önümüzdeki dönemde de yapmayı planladığınız hastaneyle ilgili heyecanlandıran Hastane Caddesi'nin görüntülerini izleyicilerimize sunalım. Daha sonra da bunun sunarken üzerine konuşalım. Bir şeyler tabii, şeyi lütfen, unutmayayım. Anlatın. Evet, devam edin. Destek verenler dediniz. Tabii. Bu ara Hastane Caddesi görüntüsünü yönetmen arkadaşım hazırlarsa o görüntüye gelirken siz lütfen devam edin hocam. Destek veren ilk vali yardımcımız Süleyman Bey ile konuştuğumuzda Süleyman Bey çok ilgilendi, çok destek verdi. Yani çok büyük manevi ve resmi yerlerde düğümleri açan bir kahraman diyebilirim. Ona selam yollayalım, evet, saygılarımızı iletelim. Saygılarımla İhtiyacımız var bundan sonraki katkılarına da yani. Evet, sonra belediyeler henüz yeni seçilmişlerdi ama Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Belediyesi, hakikaten çok destek verdiler. Yani o sokağın yıkanmasından çünkü çok kirliydi. İçel Sanat Kulübü. İçel Sanat Kulübü'nün zaten 30. yıl dönümüydü. O da arada çok güzel kutlanıldı diye düşünüyorum. Onun yanında Mezitli'den destek. Mezitli Belediyesi'nden destek aldık. O kent müzik konseyi alanını oluşturmak kent konseyinden. Yani herkes biraz dokundu. Bunun dışında ticaret borsası bize maddi katkıda bulundu. Deniz ticaret. Bunlar küçük rakamlar ama can kurtaran rakamlardı diyebilirim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hibesine yararlanmak istedik ama oradan olumsuz cevap geldi. O konuda üzgünüm. Daha çok sahip çıkılabilirdi. Ama onlar da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de binalarını açtılar. O da güzel bir destekti. Oradaki sergiler, ondan sonra panelin ve açılış konuşmalarının yapıldığı alan donanımı yoktu. Ama biz bir şekilde primitif yöntemlerle donanımları kurduk. O alt katta harika bir dans gösterisi oldu. Bizim Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın bale ekibi gelmişti. O müthiş bir çalışmaydı. Onun dışında sergiler, kişisel sergiler. Her odada kişisel sergiler açtık. Benim mesai arkadaşlarımın öyle destekleri oldu. Zaten dışarıda da sokakta da topluluk üyelerinin yaptığı, yani Plastik Sanatlar Topluluğu üyelerinin çalıştığı çalışmalar tamamen sokakta sergilendi. Onların da bütün herkesin bu Uray Caddesi etkinliğine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Hastane Caddesi için de aynı destekleri alacağız. Hocam çok güzel bir etkinlikti. Hem uygulanması, hem mantığı, fikri, hem de bir araya gelinmesi ve seçilen mekanların bu etkinliğe kazandırılması çok önemli bir adımdı. Bu adım da sizin de belirttiğiniz gibi hemen bir ruh kazandı ve ileride bu ruhun coşkuya dönüşmesi de mümkün. Şimdiye kadar Mersin'de biliyorsunuz sanatsal anlamda faaliyette bulunacağını söyleyerek yola çıkan ama bu konuda hiç ümit vermediği için kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve diğer alanlardaki destek vermek isteyenlerin aslında güvenini sarsan gelişmeler vardı. Bundan dolayı da bazen bir destek verilirken yine aynı hayal kırıklığı yaşanacak mı diye endişeler oluyor bazı kurumlarda. Siz de bunları hissettiniz mi? Ya az buçuk bunları hissediyoruz ya da üstüme alınıyorum bilmiyorum ama biz biraz geç başladık. Yani çok çabuk organizasyonuna başladığımız bir etkinlikti. Yani
sponsorluklar için belki de biraz geç olmuştu. Onları da anlayabiliyorum. Çünkü bir yıl öncesinden bütçelerini buna ayarlıyorlar. Fakat yine de şunu söylemek istiyorum. Yani gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bu tür kurum ve kuruluşların kültür sanat kumbarası oluşturmalarını öneriyorum. Yani iyi niyetle gelmiş bir projedir. Hemen değerlendirilip kucak açılması lazım. Kaçırmaması lazım. Evet, böyle bir şey hakikaten çok pahalı. Bizim yaptığımız rakam ben oluşturup karşılarına koyduğumda satın alınabilecek bir şey değil. Haklısınız. Bu bağlamda onlar da bize karşı iyi niyetli olurlarsa ve bizim için bir demirbaş sponsor olmaları bu kentin güzelleşmesine çok etkili olacak diye düşünüyorum. Hocam, önce Akdeniz Olimpiyatlarında almış olduğunuz görev ve etkisi, daha sonra festivalde almış, Narince Festivali'nde almış olduğunuz görev, ekibinizle birlikte yapmış olduğunuz etkinlikler ve etkisi, en son Uray Caddesi'nde kısa sürede almış olduğunuz görev, ekip ruhuyla yapılan çalışmalar ve etkisi ve sonuçları ardından da size bir heyecan daha kazandırdı ve şu an uluslararası anlamda bir etkinliğe hazırlanıyorsunuz, Hastane Caddesi. Hastane Caddesi'ndeki projenin fikri, konsepti ve önümüzdeki dönem paydaşlarınız, birlikte çalışmayı düşündüğünüz proje nasıl bir proje? Biraz ondan bahsetmenizi rica edeceğim. Evet, Hastane Caddesi, ben oralarda büyüdüm. Her zaman da çok nostaljik bakarım. Eski halini hatırlıyorum. Yeni halin hiç hoşuma gitmiyor. Çok kirli bir kere. Yani bir cadde, hele hele böyle ticari anlamda çok çalışan, yani Mersin'in ya da Akdeniz Belediye sınırlarının içinde bir can damarı oluşturan bu caddenin ve hakikaten denizden ta işte Toroslara kadar giden bir doğrultu üzerinde olan bu caddenin bu kadar pis olması ağrıma gidiyor. Hem içinde yaşayanlar öyle, hem sorumlular galiba çok da böyle üstlerine mi alınmıyor, ben bilemedim, anlayamadım. Bu bağlamda hep düşünüyordum, burada nerede sergi açabilirim, nerede ne yaparım falan diye hep oradan gelip geçerken. Cami Şerif Mahallesi'nde oturdum uzun süre ve orada tarihi bir binanın sahibiyim. O binayı da zaten o dokuyu, o eski antik dokuyu koruma adına çok istedim. Yani orası da yaşamak istedim. İşte çocuklarım violonsel çalıyordu bahçede. Bütün herkes duvarların üstünden onları izlemeye çalışıyordu falan. Bunlar çok güzel etkileşimdi orayla. Daha sonra işte restorasyonu için boşaltmak durumunda kaldık ve Hastane Caddesi'ne biraz uzak kaldım. Ama sık sık ben bisikletle, ne bileyim, bir ara böyle motorla falan dolaşıyordum. Şimdi böyle yürüyeceğim, yürüyemiyorum. Yani o kadar kalabalık ki ruhunuz sıkılıyor. Çünkü arka arka dolmuşlar geliyor. İnsanlar dolmuşun içinden bile inip sokağa, caddeyi yaşayıp alışveriş yapamıyor. Acayip bir kaos yaşanıyor Hastane Caddesi'nde. Şey düşündüm, ya ben bir yağ çözüm. En yağlı, en pis yere damlayacağım ve orada böyle bir ferah bir hava oluşturmak istiyorum derken, sanatı araç olarak kullanabilirim. Uray Caddesi'nde gayet iyiydi. Burada da bu olacak inancıyla çalışmalara başladım. İşte rektörlükle konuştum. Onlar da heyecanlandılar ve beni sonuna kadar destekliyorlar. Kentte kiminle görüşürsem görüşeyim, herkes çok destek vermek istiyor. Herkesi çok heyecanlandırdım bu bağlamda. Bu da hoşuma gidiyor. Bu böyle başladı. Tabii ki orası bir ticaret, yani esnafın ya da esnafın da bulunduğu bir cadde. Yani dükkanlar var, sokak satıcıları var, sebze meyve satan, ne bileyim, ya bir sürü, siz de biliyorsunuz, evet, işte. Evet, seyahat satıcılar, tablacılar. Evet, onlarla daha güzel bir ortam oluşturarak orada yine satışlarımızı yapalım, yine sanat oraya girsin, sanatçılar oraya girsin. Onlar da hani dedik ya işte sanatı ta tepede görür, hayır tepede değil, dibinizde. Bu dibinizde olma özelliğiyle ben işte uluslararası bir takım sanatçıları oraya davet ediyorum. Onlar eserlerini bizzat orada üretecekler.
sergiler açacaklar. Ondan sonra bu arada Osman Bey devreye giriyor ve Cenevre'de bir toplantıya katıldık. Cenevre'deki bütün ekip 29 Ekim'de buraya geliyor. Bunlar işte gastronomiden tutun da hediyelik eşyalara kadar burada bir örnek sunacaklar. Hani diyoruz ya uluslararası olmak, hani diyoruz ya Mersin'i tanıtalım, yok turizmi geliştirelim, turizm nasıl gelişir? Belki bunun bir ön çalışması olacak. Turizm deniz, kum, güneşten olmuyor maalesef. Kültürel bir şeyin de olması lazım. Yani bir kruz gemilerinin geldiğini düşünün. Kentin içine dağıldıklarında ne yapacaklar? Kirli sokaklarda mı yürüyecekler? Kapalı çarşıya gidebilirler belki. Ama salı pazarına gidebilirler belki. Neyse işte Amerikan pazarı falan diyoruz ya. Oralara gidebilirler. Ama neden Uraya Caddesi'ne gitmesinler? Neden Hastane Caddesi'nin sonuna kadar gitmesinler? Neden orada bir takım müze örneğin eski hastane binasının gerçekten bir sağlık müzesi olmasını öneriyorum. Zaten şartlı bir bağışmış, sağlık amaçlı kullanılacak. Evet, sağlık amaçlı kullanılsın zaten. Ama bir sağlık müzesi olsun. Yani oradan biri çıkınca, evet şimdiye kadar bu hastanenin tarihi neydi, hikayesi neydi? Bütün orada çalışan hemşiresinden tutun da doktorlarına kadar, hizmetlilerine kadar anılar var orada. O anıları neden yaşatmayalım? Öyle olunca diyorum ki herkes devlet hastanesinde çalışırken ya da tedavi görürken elinde bir andacı, bir nesnesi varsa onu 29 Ekim'de bize getirsinler. Biz onu bir demirbaş defterimize kaydını alacağız, fotoğrafını çekeceğiz ve bir sergisini açmak istiyoruz. Bir sağlık müzesi olsun orada. Çok da şık olur. Ve sayın yetkililerime rica ediyorum, biraz bu konuda duyarlı olurlarsa eğer, belleğimiz, bir bellek, bir kent belleği oluşturma adına böyle bir katkı olsun. Yani illa ben sanatçıyım, her yer sanat galerisi ve sanat müzesi olsun anlamında söylemiyorum. Orası bir sağlık müzesi olsun. Çünkü çok yakında insanların ağlayışını hatırlıyorum, gülüşünü hatırlıyorum. Bir kadın doğum vardı. Ben iki tane yengemi orada kaybettim doğum sırasında. Hem böyle garip bir korku var, hem garip bir şey beni çekiyor oraya. O binanın korunmasını çok arzu ediyorum. Ve kimlerle görüşürsem görüşeyim, Mersinli ailelerle, herkesin bir anısı var. O anıları gelin yaşatalım. Çok güzel bir düşünce, çok güzel bir proje aslında. Şimdi projede sizin yapmış olduğunuz çalışmalar, önceki projelerden elde ettiğiniz deneyimlerle ve Mersin'in en önemli caddelerinden bir tanesi, sizin de belirttiğiniz gibi aslında bir ayağı, yani bir ucu Akdeniz'de, diğer ucu da Torosların zirvesine kadar kesintisiz devam eden, dümdüz bir çizgi çizseniz Torosların zirvesine ulaşabilecek bir yol, bir artel var orada. Evet. Bu artelin şehir kısmında bugünkü yapısından izole etmeden halkla sanatçıları buluşturan ve bu buluşmayı sağlamak için de uluslararası çalışmalar yapan bir yol izlemek lazım. Görebildiğim kadarıyla bunun içinde sizin sanatın hangi boyutlarından partnerleriniz olacak? Resim dışında müzik, lazer, görsel, sinema, sanatları, heykel ve diğer alanlarda herhangi bir çağrınız oldu mu, görüşmeleriniz oldu mu? Bu sanatın hangi alanlarından katılımcılar gelebilir veya hayalleriniz bu olursa çok iyi olur. 52 katlı binada bir gösteri planladınız. Evet, belki evet. Ondan bahsetmek istersiniz. Heyecan yaratır. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hastane binasında bir sağlık müzesini düşünelim. Tamam. Sergimiz açıldı. Bahçede de çünkü bir çalışma yapılacak. İşte heykeller sergilenebilir. Resimler yine orada sergilenebilir. Ve Cumhuriyet Balosu'nun orada olmasını çok arzu ediyorum. Canlı müzik eşliğinde hem Toroslar Mahallesi'ni hem de aşağıda Akdeniz Mahallesi'nin tam kesiştiği yer. Orada bütün hakikaten o şehirler arası o büyük yolun cadde, ondan sonra Kuvayi Milliye Caddesi şimdiki adıyla güzel bir noktada. Orada orayı yaşanır ve gerçekten neşe katacak bir şey diyeyim.
Şu an çünkü çok ciddi ve karanlık görünüyor. Evet. Kaotik görünüyor. Orası daha canlanması lazım. Aşağı doğru indiğimizde açık atölyeler ve standlar, satış standları ve Kuru Çeşme'ye geliyoruz. Eski adıyla Süslü Çeşme'ydi. Hep Süslü Çeşme diyebilirdik orasını. Sonra ama halkın arasında Kuru Çeşme olarak biliniyor. Evet, Kuru Çeşme olarak biliniyor. O çeşmenin restorasyonu söz konusu. Onu biraz araştırdım. Projesi olmuş. Daha sonra işte onaylanmamış falan filan gibi şeyler söyleniyordu. Ama şimdi onaylanmış ve oranın restorasyonu yapılacak. Ve çevre çalışmasının yapılması lazım. Belediyeye ait ekmek satan, satışı yapılan kabin var. Başka yönlendirmeler var. Ondan sonra banklar var. Onlar o çeşmeyle uyum halinde olacak bir takım banklar konması. Çünkü insanlar orada bir su içecek belki. Sonra gidip bankta dinlenecek. Çünkü büyük bir yolda gelmiş oluyorlar. Oranın bir düzene girmesi lazım. Yani kent estetiği açısından hakikaten çok estetik olabilecek. Yani o alanla uyum halinde olacak bir anıt olarak görüyorum ben. Daha sonra aşağı inince Akdeniz Belediyesi ve çevresi. Yani hep o bir takım Avrupa'da falan görüyoruz işte belediyelerin çevresi devamlı insanları davet eden bir konumu vardır. Evet. Parklar vardır işte kafeler, lokantalar. Sosyal yönü daha evet zengin. Yani yayayı içine çekebilecek, davet edebilecek daha güzel. Ne bileyim her yer böyle kebap ve et kokan şekilde değildi. Halı flex gibi yeşil şeyler seriyorlar üstünde sandalyeler. Buna gerek yok. Temiz tutulursa o yeşil şeyler mikrop tutuyor. Daha tabii güzel bir şey olur. Onun üzerine işte o kesişen ikinci bir yolumuz var. Adliyeden yeni mahalleye doğru giden. Orada trafik sorunu var. Işık sorunu var. Trafik ışıklarının çok kötü çalıştığını görüyorsunuz. Arabalar gidip gelirken acayip kilitleniyor ve gidemiyorsunuz. Evet. Muhakkak oradan geçen bir arabanın bir yeri çiziliyordur, bir yere dokunuyordur ve insanlar geriliyorlar. Küfürbaz oldu herkes artık. Oranın da işte trafik ışıklarının elden geçirilmesi lazım ve trafik yönünün bir şekilde bir test edilmesi lazım. Sonra geliyoruz metropol binasına ve metropol çevresi. Kirli ya, pis işte. Orada insanlar ama buna rağmen oturmak, dinlenmek istiyor. Demek ki neymiş? Bir dinlenebileceği alana ihtiyacı varmış. O arka tarafta bir park vardı. Park yani metropolün arkada bir alan var. Ortada havuz var falan filan. Oranın yeniden canlanması lazım. Orada yeniden dükkanların çalışması lazım. Örneğin orası sadece kadınların açabileceği dükkanlar olabilir mesela. Yine orada çocuklar, ne bileyim aile olarak orada oturulabilir. Biraz daha korunaklı. Göçmenler var mesela. Göçmenleri yine de görüyorum ben o tarafa geç. Onlara daha temiz bir alan oluşturabiliriz. Daha misafirperver davranabiliriz. Öyle alanlar açarak. Sonra işte 52 katı dedik. Orada video mapping olacak. Bir animasyon çalışması tasarlanıyor. Bu Mersin'i ilgilendiren efsaneler, Mersin'in tarihini ilgilendiren görüntülerle bir animasyon çalışması. Bu da o gün işte Fener Alayı niyetine geç saatte 29 Ekim'de böyle bir çalışmanın yapılması söz konusu. Ekipler geldiler, bir rapor tuttular. Karartmaya ihtiyaç yok ve açılar belirlendi. O da güzel olacak. Oradan iniyoruz aşağıya doğru. İşte bir takım tarihi binalar var. Onların fotoğraflarını şimdi yanımda getirmediğim için gösteremeyeceğim. Eski bir iki tane binalar var. O binaların üst katları boş mesela. Altında mağazalar var ama üst katları boş. Oralarda sanatçılara, genç sanatçılarımıza yer açılabilir. Yani işlevsel hale gelebilir. Bu çocuklara hatta ödüllü olabilir. Berlin Sanat Üniversitesi'nde öyle alanlar vardı. Yarışmaya giriyorsunuz, yarışmayı kazanan çocuğa atölye veriliyor. Bir yıl boyunca orada çalışıyor, sonra eserlere göreceğe çıkıyor. Satışa çıkarılabiliyor. Bu tür alışkanlıkları Mersin için yapabiliriz. Çünkü Mersin gençleri bu potansiyele sahip. Onlara güvenmemiz lazım. Hocam aslında siz bir taraftan bir etkinlik düzenliyorsunuz ama bu etkinliğin aynı zamanda bir model olarak yaşanılabilir, kullanılabilir ve çağdaş bir seyre dönüştürülebilecek ortamla
hayatı sürdürülebilir bir model de sunuyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bu bir modeldir. Bu anlattıklarınızın hepsi bir taraftan eleştiri, bir taraftan tespit, bir taraftan da bunların giderilmesi için bazı yerlere mesajlarınızı ilettiniz ve önümüzdeki etkinlikte, Hastane Caddesi'nin bu etkinliğinde de olması gereken görev ve ortamların da tablosunu çıkardınız diyebilirim. Evet. Şimdi hocam umarım bütün bunların hepsi hem gerçekleşmek üzere yetkililer tarafından kendine düşeni alırlar, size ve projenize destek verirler. Hepimiz vermek için elimizden geleni yapacağız. Bu projenin içinde zaten biz varız. İçer TV olarak da Akdeniz'den Dalga Dalga programı zaten her zaman bunu gündeme getiriyor. GLOSEP, Dünya Sokak Ekonomisi düzeyinde de ben de aynı zamanda medya sorumlusu olarak her zaman yanınızdayım. Bu çalışmaların içinde olacağız. Onun dışında hocam, şimdi siz sanıyorum bugün akşam veya yarın mı bilmiyorum, Almanya'ya gidiyorsunuz. Evet. Oradan da bir kısaca bahsetmenizi rica edeceğim. Bu ara programımızın sonuna geldiğimiz için de hem Almanya hem bu gezinizden sonra öğrencilerinize, sanatseverlere, hem şehirlerimize ve aynı zamanda bizi dünyanın her tarafından izlemekte ve dinlemekte olan takipçilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi Almanya projesi, biz 2 yıl evvel de böyle bir projeye girmiştik. Mülteciler konusu işleniyor. Almanya'da Hannover civarlarında daha çok mültecinin olduğu ve onlara yerleşim alanları verilmiş. Öyle olunca da bir takım kurumlar, kuruluşlar mültecileri konu alarak çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışma için davet edildik. Buradan bizim gençlerimizle oradaki barınan gençleri bir araya getiriyoruz. Şimdi bunlar hangi anlamda birleşiyorlar, hangi anlamda uzaklaşıyorlar? Burada tam bir diyalog oluşturma niyeti var. Hatta şöyle bir şey de, yani inanç olarak onlar işte Müslüman olan Suriye göçmenleri var, Irak göçmenleri var, Kuzey Afrika'dan gidenler var. Ve bu proje içerisinde sadece Türkiye değil, İtalya var, İspanya var, Portekiz var. Projenin ismi ne hocam? Polonya var. Kendi geleceğimizi kendimiz kuruyoruz. Yani tam Türkçe'ye çevrildiğinde. Bunlarla beraber büyük bir, şöyle diyelim, bir tiyatro oyunu oluşturuluyor. Bu süreç çok önemli. Yani sonuçtan önce süreç çok önemli. Teker çalışılıyor. Örneğin biz daha evvelki projede Türkiye sanatı temsil etmişti. Türkiye sanattı. Suriye'den bir göçmen çocuk geliyordu, Türkiye'ye gidiyordu ve Türkiye'de sanatçılarla buluşuyordu. Sanatçıların atölyesini geziyordu ve o atölye Türkiye'ydi. Şimdi bu da çok anlamlıydı. Hakikaten çok keyifliydi. Yani ben de Türkiye'ye bunu yakıştırıyorum. Şimdi de bunun bir benzeri yine Türkiye sanat temsilcisi olarak orada bulunacak olacağız biz. Evet, temsiliyetiniz yani bizi, çok önemli. Bizi buluşturan yine yani Suriyeliyle, Iraklıyla, Kuzey Afrikalı çocuklarla Macaristan'dan gelenler var. Kaç ülke projeye dahil hocam? Yaklaşık 10 ülke falan 10 var. Ülke. Evet. Yani aynı inanca sahip olan gençler var. Böyle bir yakınlık duyuyorlar. Yani kültürel şeyleri birbirine benzeşiyor. Dil olarak belki çok yakın değiliz ama sizi birleştiren sanat oluyor. Bizi birleştiren sanat oluyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Ben programımızın sonunda yine tekrar sanatsal anlamda hedeflerinizin temelinde popülasyon olarak da hitaplarınızda da sanatı işlediğiniz alanlarda da hep gençlere sanatı sevdirmek, sanatın bütün etkisini diğer alanlarda da yaymak üzere konuşmalar yapıyor. Tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Yine böyle bir tavsiye, böyle bir öneriyle de programımızı kapatmak isterim. Ne söylemek istersiniz? Projeler bitmiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bunlar geleneksel hale gelmesi gerekiyor. Geleneksel hale gelmesi için de Mersinli'ye büyük iş düşüyor. Burada herkes tuvalini, fırçasını, ne bileyim örgüsünü alıp Hastane Caddesi'ne gelebilir.
Demin bahsetmek istedim, orada araya başka konuşmalar girdi. Biliyorsunuz bu ODTÜ Deniz Araştırmaları Enstitüsü var Erdemli'de. Orada da bir çalışmaya, bir yıldır düşünce bazında, araştırma bazında geliştirmeye çalıştım. Orada da bir çalışma olacak. Konusu ne hocam? Konu oranın canlılarla müze, galeri, kültürel ve sanatsal etkinliklerin bir şekilde orayı görünür ve yaşanır hale geldiğini göstermek. Yani orası bir deniz araştırmaları. Ama onun yanında bu deniz araştırmalarını belki görünür kılabilecek, daha destekleyici olacak bir çalışmanın araştırması ve organizasyonu şeyinde çalışmaları devam ediyor. Hocam burada da gençlere büyük iş düşüyor. Yani tabii ki ben genç yaşlı diye ayırmak istemiyorum. Herkese büyük iş düşüyor ama geleceğimiz gençler tabii oluşturacak. Öyle olunca onların özellikle bu işlerin içinde bulunup öğrenip ucundan tutmalarını çok önemsiyorum. Hocam çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Yolunuz açık olsun. Ayrıca yarın Almanya'ya hareket ediyorsunuz. Oradaki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Geldiğinizde tekrar bu yeni birikimlerle ve yeni bilgilerle dilerim en kısa zamanda bir program gerçekleştiririz. Onu yine izleyicilerimizle paylaşırız. Çok teşekkürler. Umarım. Değerli izleyiciler, programımızın sonuna geldik. Akdeniz'den Dalga Dalga özel programında bugünkü konuğum Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Sayın Nurseren Tordu. Ona çok teşekkür ediyorum. Kendisi Almanya'ya gitmeden önce bundan önceki çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Almanya çalışmalarıyla ilgili de kısaca bizi bilgilendirdi. Dönüşünde de yine ondan yeni bilgiler alarak sizlerle bir program gerçekleştirmek isteriz. Size bunları aktarmak isteriz. Onun için Nurseren Tor'a iyi yolculuklar diliyoruz. Size de iyi günler diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Değerli izleyiciler, sevgili dinleyiciler.